Efendim 11 Ocak 1994 yani tam 26 yıl önce bugün yazar, sinema eleştirmeni, Sinematek'in kurucusu en çok bilinen kimliğiyle Onat Kutlar'ı bir bombalı saldırı sonucu birkaç gün yaşam mücadelesi verdikten sonra da hastanede kaybetmişimizin yıl dönümü. Dolayısıyla az önce size gazetelerden başlıklar okudum ama kültür sanata sıra gelmeden konuğumuz gelmişti birinci bölümde. Onu kesmek zorunda kaldık. Şöyle göstereyim. Onat'ı özlüyorum kültür sanat sayfasında yazan Vecdi Sayar. Hoş geldiniz Vecdi Bey. Hoş bulduk. Efendim şimdi Sinematek'ten açtık. Konularımız çeşitli. Festivallere gideriz. Robert De Niro'nun çok yankı getiren, milyonlarca kez tıklanan bir açıklaması var. Evet. Ünlü bir sunucunun programına katılmış. Orada ki kaçıncı hakareti bu Trump'a. Bu sefer söylediği çok daha farklı bir şey. Onu artık hapiste görme istememin bu tahammülüm kalmadı diyor. Evet. Yani. Bu adam bir an önce hapse tıkılması lazım. Az sonra izleyeceğiz. Sinematek'ten başlayalım. Onat Kutlar'ın kurmasıyla sinemada özellikle de gerçi biraz galiba Fransız filmleri ağırlıklı başladı Sinematek. O sizden dinleyelim uzman olarak. Teşekkür ederim. Tabii benim de Onat'la olan dostluğum hep Sinematek kanalıyla başladı. 65 yılında İstanbul'da kurulmuştu Sinematek. Aslında Onat Kutlar'la Şakir Eczacıbaşı birlikte kurdular. Ve Onat'ın Paris'te eğitim için gittiği Paris'te devam ettiği Sinematek, Fransız Sinemateki, dünyanın en eski ve en önemli Sinemateki o günlerde. Orada filmleri izliyor ve çok ünlü bir yönetmeni var, Henri Langlois. Langlois ile görüşüyor. O da tabii sıcak bakıyor. Çok şey bir insandı. Yani Türkiye'ye de insanlarımıza değer veren bir sinema insanı. O sıralarda galiba Şakir Bey de ayrıca gidiyor, görüşüyor. O da bir sinema tutkunuydu. Evet, sonuç fotoğraf olarak, tutkunuydu. Tabii Şakir Bey. Çok iyi bir fotoğrafçı. Sonra gelince bir dernek kurmaya karar veriyorlar. İstanbul'a döndüğü zaman Onat, Sinematek Derneği diye. Türk Sinematek Derneği yanılmıyorsam. Ve 65 yılında başladı. Macerası 80'de darbeyle birlikte bitti. Çünkü bütün sivil toplum kuruluşları kapatılırken, hele Sinematek gibi solcu kimliğiyle tanınan bir kurumu yaşatmaları mümkün değildi. Daha birçok dernek sonra açıldı ama Sinematek ondan sonra bir daha açılmadı. Bugün benzer isimlerde başka girişimler var ama hiçbiri tabii o derneğin devamı niteliğinde değil. Sinematek kurulduktan sonra, kaç yıl sonra hatırlamıyorum, 4-5 yıl Ankara'da bir şube kuruldu. Sevgili Erdal Öz kurmuştu şubeyi, Onat'ın bir dostu olarak. Ve orada filmleri izliyordum. Daha sonra kapandı. Birkaç yıl sürdü zannediyorum. Ben Orta Doğu'dayım o sırada ama sürekli Sinematek'i izliyorum. Kapandıktan sonraki yıllarda, hele okulu bitirdiğim zaman, ben mimarlığı bitirdim, tiyatroyla uğraşıyorum ama Sinematek kurulmalı diye düşünüyorum. Kalktım Onat'a gittim. Bugünkü yazımda da anlattım birazcık hikayesini. Ve yeniden açalım dedim Sinematek'i. Dedi ki ekonomik koşullar çok zorluyor beni. O filmlerin gelişi gidişi vesaire çok sıkıntılı. Ne olur bir daha yani beni bir maceraya sokma dedi. Zaten Ankara'daki de o yüzden kapandı. O yüzden kapandı. Öğrenciliğimin bir kısmı oraya rastlar elbette. Özellikle bugün Danıştay'da evet. Hakim olan arkadaşım var. Mesela biz ikimiz hiçbir şeyi kaçırmamaya çalışırdık. Evet. Ama küçük, çok evet. Bir sanki bir evin oturma evet. Odasının sıcaklığında evet, evet. Ama maddi zorluklar, anlattığınız güçlükler yaşatmadı. Şimdi doğrusu. Böyle deyince o yıllarda ben de inatçıyım. Dedim ki hayır biz yapacağız dedim. Ankara'ya döndüm. Pek çok hepsi de dostundur, tanıdığın insanlar. Ne yazık ki büyük bir kısmını kaybettik. Yazar Salim Şengil'den, Profesör Özdemir Nutku'ya, daha pek çok yaşayanlar da var. Tiyatrocu Rana Canber gibi, Alim Şerif. Suna Kan gibi ve tabii Alim Şerif.
hepsini topladım ve biz Çağdaş sahne açılmıştı, hatırlar mısın? Şu evet. anda Devlet Tiyatrosu var evet. orada, Akün'ün arkası. Çağdaş sahne bünyesinde sinemateki kurduk ve hemen baktı ki Onat ciddi gidiyor bu işler. Tekrar bizimle işbirliği yapmaya başladı ve bizim yine en önemli şeyimiz, kaynağımız oydu. Fransız filmleri dedin, o belki şuradan. Langua en baştan beri sinemateke destek verdi. Oradan filmler gelirdi ama illa Fransız filmleri değildi. Yani bütün dünyadan biz zannediyorum benim gibi bütün sinema severler sinema kültürünü sinematekten aldı. Başka bir kaynak yoktu, yoktu. O sıralar. Ama mesela sosyalist ülkelerin varlığı o gün için çok önemliydi. Galiba sinematekin o yıllardaki en önemli kaynağıydı. Çünkü tabii ki şu anda olduğu gibi sinemayı bir ticaret alanı olarak görmeyen bir siyasal sistem. Kurumları var, sinema kurumları var. Ve dolayısıyla karşılarında bir muhatap ve bu konuda işbirliği yapmaya hazır bir muhatap buldukları zaman gerçekten çok önemli filmlerini Bulgaristan'dan, Macaristan'dan, Romanya'dan, Sovyetler Birliği'nden o sırada filmler gelirdi, giderdi. Çok fazla sinematek işlevini, sinematek çünkü malum diskotek gibi daha çok bir arşiv niteliği de olması gereken bir kurum. Ama kendisi zaten zor ayakta duran bir kurum olduğu için arşiv yanından çok bir kültür kurumu, bir sinema kültürünü yaygınlaştırma kurumu olarak büyüdü, gelişti. Yeni Sinema gibi çok önemli bir dergi çıktı. Vesaire vesaire ve birçok şeyin nüvesini attı. Yani daha sonra çoğaldı bunlar. Yani sinema kültür dernekleri başka kentlerde de başladı. Malum artık sinema basını o dönemde hele 70'lerin sonlarına geldiğimizde çoğaldı. Sinema, Türkiye sinemasının da bugünkü konumuna gelmesinde sinematekin çok önemli bir rolü oldu. Çünkü Onat o sıralarda Yeşilçam düşmanı diye yargılanıyordu. Yeşilçam ağaları tarafından. Çünkü o Yeşilçam düzenini sert biçimde eleştiriyordu. Evet, Fakir Oğlan da Zengin Kız'dan başka film izlemezdik ki Yılmaz Güney'e. Çoğu da yabancı sinemanın kopyaları, uyarlamaları. Üstelik de bir de ulusal sinema savıyla karşı çıktılar filan. Böyle bir karşıtlık vardı ama değerli ne varsa sinematek sahip çıktı. Yılmaz Güney'le başlayıp daha sonra Onat kendi serüveninde genç sinemacılarla işbirliği de yaptı. Yani sadece bir eleştirmen olarak kalmadı. Hazal'ı yaptı Ali Özgen Türk'le, Ömer Kavur'la Yusuf ile Kenan'ı yaptı. Hakkari'de Bir Mevsim'i Erden Kral'la yaptı. Hatta çok iyi anımsıyorum, birlikte üçümüz Erden Onat Hakkari'ye gitmiştik. Benim ilk Hakkari ile tanışmam zannediyorum darbenin hemen sonrası yıllardı ya da hemen öncesi yani 80'ler. Hakkari'de bir mevsim. Bence hala Türkiye sinemasının en önemli başyapıtlarından biridir. Türkiye sinemasının dünyaya açılmasında ilk adımlar Sinematek kanalıyla atıldı. Daha sonra neredeyse aynı ekip. Yani Onat vardı, Onat'ın yardımcısı Hülya vardı. Bizler İstanbul Film Festivali'ni oluşturduk. İstanbul Film Festivali Sinematek'in görevini devraldı ve halen de götürüyor. Yine yani, Eczacıbaşı'nın katkısı da oldu değil mi? Tabii. Bak, İstanbul Kültür Sanat Vakfı bünyesinde olduğu için oldu. Öyle yani Onat'ın tabii çok farklı yönleri var. Bugün demin Dönilo'dan bahsettin. Bir aydın sorumluluğu örneğidir Onat Kutlar. Bugünkü yazımın finali öyle. Beraber Aydınlar Dilekçesini hatırlarsın. İzin verirseniz okuyayım mı? Aydınlar Dilekçesindeki savunma. Evet. Sanki bu günleri anlatan savunmasından kısa bir bölümü paylaşarak bitireyim demiş Vecdi Bey bir gündeki yazısında. Bu dilekçeyi demokratik yaşamımızın onur belgelerinden biri olarak görüyoruz. Kimse Atatürk Cumhuriyeti Türkiye'sinde ya da başka bir toplumda tek başına ya da bir grup olarak toplum iradesini mutlak anlamda temsil ettiğini
daima en doğruyu, en yararlıyı düşündüğünü ve söylediğini, farklı düşünen herkesin ihanet ve yanlışlık içinde olduğunu iddia edemez. Ülkemizde böyle bir tavrın yanlışlığını söyleyecek aydınlar, bizi daha demokratik bir ortama götürecek siyasi birikim vardır ve olacaktır, diyor ve bitiriyor. Ama maalesef işte sanatçı dediğimiz kişilerin içinden cımbızla 3-5 isim ayırabiliyorsunuz. Sözü Robert De Niro'ya da getirmek için söylüyorum. Sanatçı muhalif olur diyor. Clint Eastwood'un bir sözünü unutmuyorum. Desteklediği bir aday başkan seçildikten sonra şimdi muhalefete geçiyorum demişti. Demişti ama yine de tabii Clint Eastwood cumhuriyetçidir. Cumhuriyetçi. Malum tabii, tabii. Yani silah trestleriyle yakınlığı vardır vesaire. Karşı konumlardadır. Ama bir sinema ustası oldu çıktı. O ayrı elbette. Efendim Robert De Niro'ya getirdik. Hakaret üzerine hakaret başkanına. Şimdi bu sonuncuyu hazır mı arkadaşlar, izleyebiliyor muyuz? Birlikte izleyelim, sonra konuşalım üzerine. Bu uzun bir röportaj. Altyazıya gerek yok. Aslında burada zaten konuşuruz. Kötülükler gitgide üst üste binip günün birinde patlar diyor. Ve bu tür başkanları, bu tür yöneticilerin bir diktatörden Hitler, Mussolini ve diğerleri diye veriyor Robert De Niro. Ondan bir farkı yok. Sonu da öyle olur. Burada geçtiğini ben duymadım Vecdi Bey. Ama bir yerinde onun hapse girmesini beklemeye tahammülüm kalmadı artık gibi de bir ifade var. Evet. Zaten sosyal medyada da genellikle o başlıkla paylaşılmış. Evet. Bu bölümde ben anlayamadım. Belki söyledim. Devamında galiba. Devamında var mıydı? Şimdi tabii çok önemli bir şey söylüyor. Bütün dünyada diktatörler, Macaristan'dan tutun birçok ülkede, Avrupa'da bile aşırı sağın yükselişi, ırkçılığın yükselişi çok tehlikeli. Ve normalleştiremeyiz diyor. Normalleştirilmesi en büyük tehlike bu tür ülkelerde. Artık bunun giderek alışılır bir hale gelmesi, baskıların, sansürün alışılır hale gelmesi. Ama buna karşıyım, çünkü bunu inanmam mümkün değil gibi bunun, de ifadeler kullanıyor. Şeysiz suskun kalamayız diyor. Aslına bakarsanız Amerikan sinemasında bile, tabii Avrupa sinemasında bu daha fazla politize olmuş bir sinemacı kesim. Orada bile dün okudum, zannediyorum önceki gün Washington DC'de yapılan bir iklim karşıtı yürüyüşte tutuklananlar var. Jane Fonda'nın kaçıncı tutuklanışı? O işin başını çekiyor. Ama Martin Sheen var. Not aldım bakayım. Kim var biliyor musunuz? Madonna'nın buradan eski kocası mutlaka vardır. Mutlaka vardır. Joaquin Phoenix. Yani geçen hafta Altın Küre'yi alan, en iyi oyuncuyu alan ve büyük bir olasılıkla önümüzdeki Oscar'larda da en iyi oyuncu seçilecek olan Joaquin Phoenix şöyle düşünmüyor. Ben artık yıllar sonra, çok başarılı filmlerden sonra nihayet Oscar'a ulaşıyor. Öyle gözüküyor. Gladiator'da, Joker. Gladiator'daki imparatoru oynayan oyuncu. Tabii. Şimdi Joker'le gerçekten müthiş bir performans. Bunu demiyor ki ben artık hani herkesin tanıdığı bir oyuncu oldum. Aman yerleşik düzene fazlaca müdahale etmeyeyim, onun değerleriyle çatışmayayım demiyor. Düşüncesini açıkça söylüyor, sokaklara çıkıyor ve o da tutuklananlar arasında. Efendim bir de dikkatimi çeken şu, yani en önemli tarafı, şimdi adam gariban, aç filan olsa ama bir canım var gitsin. Evet. Şimdi demin Madonna'nın eski kocası dedim, Sean Penn adını tabii hatırlamadım. Sean Penn gibi, Robert De Niro, Jane Fonda gibi. Tabii. CNN International sahibiyle evlenmiş, servetin üstüne evet, servet, Oscar'lar bilmem ne. Bunların muhalefet yapması. Biz de nasıl bunu pek göremiyoruz değil mi? Aman efendim biz de işimi kaybederim. İki tane konserden alacağım 10 bin lira, 20 bin lirayı kaybederim diye pısırık. İçine kapa, öyle sanatçı. Ama burada biraz da karşılıklı bir iş yok mu? Yani orada görüyorsunuz medyada, Amerikan medyasında tamam orası da şimdi tehlikeli bir yer haline geldi. Başkan
Açıkça diktatör dedikleri bir insan. Ama buna rağmen medyada yer verebiliyorlar. Hem nasıl? Gösterebiliyorlar. Yani işte. Hatta sağından soluna bütün medyada. Şimdi bakın Türkiye'de bir tek tweetinden ötürü bir insan tiyatrodan atılıyor. Öteki dizisinden atılıyor. Diğerinin konserleri iptal oluyor. Öyle bir ortamdayız ki yani o insanlara da artık bir şey diyemiyorum. Hele biraz da maddi olarak çok zor koşullarda yaşayanlar için onun daha zorlanıyor bir insan yargıya varmakta. Ama dediğin gibi bir de böyle artık zaten parası var, ünü var, kimseden korkması gerekmeyen insanlar var. Onların suskun kalması biraz insanı üzüyor. Üzüyor. Ve tabii bakıyorlar şeyden başkanın başbakanken, gerçi aynı fikriyatı devam ediyor ama bir heykele ucube demek için, yani ordinarius profesörü olsa heykel konusunda, güzel sanatlar konusunda yine böyle bir yemez. Çünkü sanatçının yorumu o. Yani beğenmezsin, içinde tutarsın. Neyse ki ucube. Picasso'ya adam dava. Ucube dedi yani. Biliyorsun, Mehmet Aksoy davayı sonuçta kazandı. Evet, verdik burada haberi de şey yaptık, okuduk gazeteden hatta. Efendim bir de genç kuşak İran'da benim çok dikkatimi çekiyor. Hı hı. Arkadaşlar o İran'dan kısa film hazır mı acaba? O da hazır galiba. Tamam. 20 yaşında Seyit Muhammed Heredmand çocuğun adı. Evet. 1,5 dakika. Ben gözlerim doldu seyircilerimizde. Evet. Ben de sosyal medyada gördüm. İzlediniz. Evet. Luxor'da bir ödül almış. Hı-hı. Mısır'da. Hı-hı. El Uksur oranın Arapçası. Hı-hı. Luxor diye uluslararası, evet, geçmiş. Luxor Film Festivali'nde ödül alan İranlı yönetmen Seyit Muhammed Heredmand'ın o 1,5 dakikalık filmini izleyelim efendim. Sanatın evrensel dili diye herhalde buna geliyor efendim. Tek kelimesini anlamadık. Vecdi Bey küçük çocuğu babacan diye mi çağırdı dedi. Evet, ben de bir İranlı'dan duydum. Anladığımız tek orası sözcük olarak. Fakat en çarpıcı yeri gerçekten hanımını, ölmüş hanımını hayal ediyor. Belki de mezarına çiçek götürüyor o sırada ve onu oraya göndermesi müthiş. Belki bir de kendi bir hatasını anımsadı. Yani o karşı yandaki araçtaki tartışmayı görünce haksızlık ettim karıma diye düşkün. Evet, belki öyle diye. Ve hani şiddetin bu derece yoğun olduğu bir dünyada herhalde bu tür bir insancıl mesaj çok önemli. Yani bu 8. filan izlemem yine gözlerim doldu Beyizli Bey. Seyit Muhammed Heredmand efendim, bir kenara not edin, bu çocuk çok büyük sinemacı olacak gibi görünüyor. Efendim İran dedik, bir de dünya sinemasına genel bakalım. Evet, İran gerçekten özellikle böyle 2000'lerin başında dünyada ciddi bir çıkış yapan bir sinema oldu. Pek çok önemli isim. Fakat ilginçtir, aslında onun nüveleri Şah döneminde atıldı. Özellikle Şah'ın karısı Süreyya sinemayı çok seviyormuş. Ve bir sinema okulu, platolar, özellikle çocuk sineması üstüne bir merkez vesaire oluştu. Ve bir sürü daha sonra onlara muhalif olacak sinemacılar o okullarda yetişti. Yani Süreyya ikinci hanım, Fevziye Süreyya Farah Diba. Ama Farah Diba da hem Fransa'da... Zannediyorum Farah Diba'nın da katkısı var. Vardı. O da öyle. Tabii o zamanlar çocuktum ama böyle bir şey hatırlıyorum. Bu sinemacılar daha sonra giderek işte önce İran devriminde yana oldular. Hatta bir tanesi var, Makmal Baf. Şöyle bir yazgısı var. Şah'ın hapishanelerinde yatıyor muhalif olduğu için. Yazı falan da yazıyor. O zaman belki daha sinemacı bile değil. Yılmaz Güney gibi öykülerle başlıyor. Daha sonra mevcut rejimle de çatışmaya başlıyor. Çünkü muhalif adam. Muhalif. Kanında, evet, muhalefet var. Yani rejimin istediği, dikte ettiği sinemayı yapmak istemiyor. Ve şu anda gerçekten İran sineması birçok değer yetiştirdi. Çok önemli bir potansiyel ama bir yerde tıkandı. Çünkü konular sınırlı. Kadınlar ille kapalı olacak, kadınlar şarkı söyleyemeyecek, belli alanlara
sinemada değinmek mümkün değil. Ama sosyal konular vesaire, yani rejimi rahatsız etmeyecek temalarda arada şeyler yapıyorlar. Yani çok başarılı işler çıkıyor. Tabii zor. Bunu şey diyemeyiz tabii. Faşizm sinemaya çok yararlı olmuştur diyemeyiz. Mesela İtalya'da da benzer bir durum var. Rossellini'ler, bütün Desikalar, bütün İtalyan yeni gerçekçileri faşizmin kurduğu Cinecittà'da ve Centro Sperimentale'de, yani sinema okulunda, o stüdyoda, oralarda. Orada da amaç yine galiba Mussolini'nin oğlu zannedersem, sinemaya çok meraklı. Onun teşvikiyle bunlar kuruluyor ama orada yetişen bütün İtalya'nın işte müthiş bu yeni dalga sinemasının kurucuları haline geliyor. Dolayısıyla yani her hükümet ister sanatı kullanmak. Niye biz bu alanda başarılı olamıyoruz? Her alanda iktidarız da sanatta niye iktidar olamıyoruz diyenler çıkıyor her dönemde. Ama bu pek mümkün değil. Çünkü bu birikim isteyen bir şey, bu kültür isteyen bir şey ve de hiçbir sanatçı, eğer gerçek sanatçıysa, iktidarın talepleri doğrultusunda bir sanat yapmak istemez. Evet. Ve şimdi nerede dünya sineması dediğin zaman, Avrupa'nın farklı ülkelerinde güzel işler çıkıyor. Kuzey Avrupa'da. Yani hem bir refah toplumu hem de sanata değer veren bir toplum. Yani bir defa İlk öğretimden başlayarak sanat mutlaka eğitimin bir parçası. Ve çocuklar öyle yetişiyor. Burada devletin, yerel yönetimin vesaire hepsinin sorumluluklarını hatırlatmak, altını çizmek lazım. O tür ülkelerde gerçekten, tabii ki Fransa'da, kuzey ülkelerinde, Romanya'da mesela şaşırtıcı biçimde bir zamanlar İran'ın rolünü ya da yerini şimdi Romanya sineması, genç sinemacılar daha çok toplumsal sorunlar, böyle sert politik tartışmalar yerine güncel olaylardan ya da insani sorunlardan yola çıkarak ama toplumdaki meseleyi deşen, toplumdaki işte sınıfsal baskıyı, yine de bir ezilen çatışmasının var olduğunu hatırlatan çok önemli filmler yapıyorlar. Gülüyorum çünkü az önceki lafınız aklıma geldi. İşte faşizmin sanata katkısı diyecektim. Tabii. Yani Çavuşescu'dan o kadar çektiler ki tabii. O sırada tabii muhalif kafalarda başka fikirler ürüyor. Bir şeyler tabii. Çıkıyor ortaya. Geçenlerde bir çok basit bir Hollanda filmi ama televizyonda, yani sinemaya gidip de para verilmez veya vakit harcanmaz. Çok naif bir şekilde bağladı. Yani basit, 5-6 kişiyle çekilmiş, harcaması az. Ama sinema o kadar çok sanatı barındırıyor ki. Yani fotoğrafçılığı bileceksiniz. Edebiyat bileceksiniz. O 500 sayfalık şeyden 4 sayfalık tretman, bir sinopsis evet. Çıkaracaksınız, onu götüreceksiniz. Bir yandan öteki adamın, yapımcının kafası çalışacak. Yönetmen ona ekler ya, çok çok uzun bir zil. Hani ressam olsa alırsın bir kutu tabii. Boya, bir tuval, oturur yaparsın. Yani. Şeyi de ekleyeyim, mesela Latin Amerika'da, Brezilya'da, Arjantin'de, Meksika'da çok iyi işler çıkıyor. Oralar Avrupa kadar devlet desteğiyle değil, var yine. Ancak Türkiye'deki kadar belli sınırlı devlet destekleri hepsinde var. Ama o toplumlarda tabii ki sorunların bolluğu, sanatın da gerçekten bunları ifade etme ihtiyacını doğuruyor ve çok güçlü işler çıkıyor. Çok ilginç Güney Uzak Doğu sinemaları, yani Çin olsun, Japonya olsun, ama en başta Güney Kore müthiş bir patlama yaptı. Ve şimdi belki dikkat ettiniz, buradan izleyicilerimize de mutlaka önerelim. Parazit diye bir film. Güney Kore yapımı. Bu Güney Kore yapımı ve bu yılın filmi. Yani bütün Hollywood yapımlarını falan geçin, en önemli filmdir Parazit. Aslında Oscar'ın ona verilmesi lazım. Hatta
Zannediyorum Oscar'ın adayları arasında yer de alacak. Çok nadirdir bir başka ülke filminin Oscar'ın ana adayları arasında yer alması. Ama mesela önceki gün BAFTA'nın, yani İngiliz Sinema Akademisi'nin adayları açıklandı. Onlar Şubat başı sonuçlanacak. Burada işte Joker, İrlandalı, Bir Zamanlar Hollywood'da ve 1917 gibi Hollywood'un, ama bir kısmı gerçekten Hollywood içindeki bağımsız kanadın yaptığı filmler, Parazit de yer alıyor. Yani ben sanmıyorum tabii Oscar'ı vereceklerini. Koskoca Hollywood sektörü. Hollywood durur kendisi. Yani Güney Kore ekibi oluyor. Mutlaka şeyi alacak. Biliyorsun bir de ayrı bir değerlendirme var. Her ülke resmi bir seçim yapıyor. O ülkenin genellikle dünyadaki herhalde ülkelerin %95'inde sinema kurumları var. Ulusal sinema merkezleri ya da Film Institute dedikleri sinema kurumları, onlara soruyorlar. Onlar muhatap. Türkiye'de hala işte ONAT'la birlikte o zamanlar sempozyumlar, tartışmalar, hatta Kültür Bakanlığı'na girip sinema dairesini kurduk birlikte ONAT'la. Ama sinema kurumu kurulmasını bir türlü başaramadık. Talat Alman dönemi miydi? Hayır, Ahmet Taner Kışlalı'yla birlikte gerçekten davet etti beni. Ve iki kişiydik, ben ve Oğuz Onaran. Sinema dairesini kurduk. Alim Şerif'in oğlu mudur Oğuz Onaran? Hayır, değildir. İsim benzerliği. O da bir sinema profesörü. Sonra ben İstanbul'a gittim, ONAT'ı ikna ettim. Pek devlete bulaşmak istemiyordu filan. İkna ettim. Atatürk Kültür Merkezi'nde bir birim oluşturduk. Film Yapım Gösterim Merkezi diye. Bütün bu süreç devam etti. Fakat oradaki bütün hedefimiz sinema kurumunun kurulmasıydı. Ama bir türlü o dönemin koşullarında hem bir koalisyon hükümetiydi. Kışlalı'nın çok istemesine rağmen gerçekleştiremedi. Bir yandan da yalnız Yeşilçam ağaları bunu engellemeye çalıştılar. Neden? Çünkü mevcut ticari düzen giderken devletin işin içine girmesiyle kalite ön plana çıkacaktı. Kalitenin ortaya çıkması pek istemedikleri bir şeydi. Ama yıllar geçti. Şimdi sinema sektörü bakanlığın karşısına gidiyor. Sinema kurumu kuralım diyor. Ama sinema kurumunu bu bakanlıkla nasıl kuracaksınız? Mümkün değil. Mümkün değil. Çünkü hatta kurulursa işte tehlikeli olur da olsun, yine de işte İran'ı anlattık, İtalya'yı anlattık, İspanya'da en önemli filmler faşist dönemde çıkmıştır. Bütün yani İspanyol sinemasının başyapıtları Franco döneminde çıktı. Çünkü bir sözü doğrudan anlatamayıp daha mecazlarla, daha dolaşarak, böyle daha ne diyeyim, kinayeli falan belki anlatarak belki de birçok sinemacının anlatım gücünü destekledi, arttırdı. Ne yazık şimdi bizim ortamımızda da tamam, o konuya dokunamazsın, bu tehlikeli, onu yaparsan bakanlık para vermez. Bunu yapmaya çalışan birkaç tane genç var. Çok beğeniyorum işlerini. Fakat azınlıkta. Yani dünyadan böyle bir şey çizdik. Güney Kore'nin altını öyle kalın çizgilerle çizelim. Güney Kore bir yandan çok iyi filmler yapıyor. Öte yandan da müthiş bir biçimde dünya pazarında dağıtımı eline almaya başladı. Ortaklıklar yaparak. Mesela şu anda bilir misin, mesela 80'li yıllar diyelim, 70'li yıllar Türkiye'de işletmeciler vardı. Adana işletmesi, İzmir işletmesi. Elbette, tabii, ve tabii. Filmlerin parasını onlar verirdi önceden. Ya bana iki tane Türkanlı film yap, işte bir tane Kadir İnanırlı film olsun falan. Böyle bir yılın programını yapımcı için işletmeci belirlerdi. Şimdi onların gücü yok. Şimdi onların gücü iki yerde toplandı. Bir, Güney Kore şu andaki Türkiye'deki sinema dağıtımının, yani sinema salonlarının %90'ına sahip Güney Koreli bir şirket. Hatta iki ayrı şirket biçiminde girdiler. Bu neyi getiriyor? Elbette diyorlar ki bizim kaliteli filme de bir
yer ayırıyoruz. Bir marjinal bir niş veriyorlar. Ama bu küçük ister salonu. İstemez küçük salon bir hafta vesaire. Yerli sinemadaki nitelikli işlerin seyirciyle buluşmasında çok büyük bir engel. 147 film yapılmış bu yıl. Aslında geçen yıla göre çok ciddi bir düşüş. Geçen yıl 190 Türkiye'de yapımı var. 190 film. Ama bunun belki yarısı vizyona çıkabiliyor. Çıkanlar da en iyileri o yılın biz mesela Sinema Yazarları Derneği olarak her yıl seçim yaparız. Yine bu pazar günü yapılacak seçim. Hangi filmler en baştaysa yılın en düşük hasılatları arasındadır onlar. Ama hangi ucuz komedi, hangi işte Recep İvedik o yıl yapıldıysa onlar geçede en üst düzeylerdi. Fıkrayı belki duymuşsunuzdur ama hakikat gibi. Yani gerçekten kültür seviyesi orada. İki genç el ele tutuşmuş bir kızla oğlan. Kadıköy'de o hemen eski iskelenin karşısında arada barların olduğu sokakta kitapları yerlere sererler. Şeye giderken kitapçıların çarşısının adı neydi? Oradaki sahafların. Oraya giderken serer yere. Matematik kitabı da bulursun, roman da filan. Bir şey pasajı değil mi? Evet. Bir şey pasajı. Evet, evet, pasajı adını hatırlayamadım şimdi. Sahaflar. Akmar mı? Akmar galiba. Akmar, evet. Kız Emine diyor, oğlan kız. Ne var diyor. Bak diyor, o kitabı da çıkmış şeyin diyor. Aşk-ı Memnun'un. Sinemanın etkisi. Gerçek gücü. Kaç... Halit Ziya ne zaman yazdı? 1899'dan 1911'de mi hatırlamıyorum, bilmiyorum. Bak kız diyor, kitabını da yazmışlar, Aşk-ı Memnu dizisinin diyor. Yani çok çok kolay ulaşması, hele bu internet çağında. Tık, şimdi siz bana parazit dediniz, ben eve gidip parazite dokunup bakacağım. Tabii. Mutlaka bir korsanı mutlaka çıkacak. Korsanı var. Çıkacak. Evet. Bir tane korkunç seslendirmeli buldum. Rahatsız edici. 3-5 arkadaş toplanmışlar. Herhalde çay kahve de içerken seslendirme yapmışlar. Berbat bir şey. Dayanamadım yani. Olacak gibi değil. Şimdi bir şey daha var. Dağıtım tekeli dedik ama bunun karşısında bir de gelişen müthiş bir platformlar olayı. Yani bütün dünyada bir dönem nasıl video sinemanın önüne geçer gibi oldu. Artık sinemada seyredilmeyecek mi? Herkes video kasetlerdi. Bitti şimdi. Şimdi dijital platformlar ve bu alana çok büyük bir yatırım yapıldı ve Netflix biliyorsun, belki bilmiyorum isim söylenir mi söylenmez mi, fakat öyle bir vaka ki Netflix'in yaptığı 3 film bu yılın işte Oscar'lar listesinde zannediyorum 3'ünü birden göreceğiz aday olarak. Bir tanesi İki Papa. Çok güzel bir film. Bir tanesi Marriage Story, evlilik hikayesi. Ve bir de Irishman, İrlandalı. Gerçekten mesela bu yıl Amerikan sinemasında çok iyi işler de çıktı. Ben üçünü de çok beğendim. Ama özellikle İrlandalı, keşke o alsa diye düşünürüm. Eğer Parazit'e verilmeyeceğine göre, bir Güney Kore filmine verilmeyeceğine göre, İrlandalı çok iyi film. Bir tek şeyi görmedim bütün bu iddialı filmler arasında. 1917 diye bir Birinci Dünya Savaşı filmi var. Ama tabii bildiğimiz böyle görkemli savaş sahneleri değil. Muhtemelen tahmin ediyorum hikayesinden. İnce kırmızı hat gibi bir şey belki. Muhtemelen oradaki, onun içindeki, savaş içindeki bir detay, bir insan dramı ön plana çıkacaktır. Çok beğenildi. Sam Mendes diye Amerikan sinemasının önemli bir ismi yaptı. Yani tabii ki Amerikan sineması varlığını koruyor. Fransız sineması gücünü koruyor devamlı genç yönetmenlerle. Ama Türkiye sineması içinde de mesela önerebileceğim yine mutlaka bir yerden bulun, izleyin. Kız Kardeşler. Emin Alper diye bir çok değerli bir genç yönetmenimiz var. Aslında siyasal bilim Boğaziçi'nden okumuş. Orada hoca. Ama Tepenin Ardı diye bir film yaptı. Tepenin Ardı. Abluka diye bir film yaptı. Şimdi bu üçüncü filmde Kız Kardeşler.
Yılın filmidir. 2019'un Türkiye'deki filmidir. Berlin'de yarıştı vesaire. Çeşitli festivallerde, Saraybosna'da zannediyorum en iyi yönetmen aldı. Onu çok beğendim. Türkiye sinemasından bir de Küçük Şeyler. O da bugün çok ihtiyaç duyduğumuz mizah duygusu. Hem bu plazalarda yaşayan yeni orta sınıf üstüne bir eleştiri, çok alaycı bir karı koca hikayesinden bir, ama o plazadaki adamın birden eşini kaybettiği zaman yaşadığı kriz ve bunun evliliğe yansıması, bunu fantazi ve mizahı buluşturan çok güzel bir anlatımla. Küçük Şeyler. Küçük Şeyler. Evet. Görülmüştür diye bir film var. Daha ben bu ay, geçen ay Atina'da bir festivalde jüriydim. Atina Festivali. Avrupa sinemasına ayrılmış bir festival. Orada büyük ödülü verdik. Görülmüştü de. Serhat Karaaslan'ın filmi. Orada da yine bugüne çok güzel bir gönderme var. Bir tutuk evi görevlisi işi mektuplara, tutuklulara gelen mektupları sansür etmek. Yani onların yazdıkları ve onlara gelen mektupları tek tek okuyorlar. Galiba bu yapılan bir şey. Ve elbette. Tabii. Ve karalanıyor. Üstü karalanıyor. Hatta bazı mektuplar böyle aradan bir cümle okunabiliyor. Gerisi tamamen karalanmış. Görevi olan bu adamın bir mektuptan yola çıkarak bir tutuklunun hayat hikayesinin içine girmesi. Çünkü şununla da birleştiriyor. Aynı zamanda bu adam tatsız bir görevi var. Ama aynı zamanda yaratıcı yazarlık kurslarına gidip öykücü olmak istiyor. Daha bundan da yaratıcı kursu olmaz ki. Yaptığı iş gerçekten çok... Ve o da çok hoş bir film. Görülmüştür adı. Son ödül töreni neydi? Bir zamanlar New York'ta ödül aldığı? Altın Küreler. Altın Küreler her yıl Amerika'da Oscar'ın öncülü gibidir. Altın Küre Hollywood Yabancı Basın Birliği'nin ödülü. Yani bizim SIYAD ödülünün bir benzeri. Biz tamamen sinema yazarları yılın filmlerini seçiyoruz. Orada bunu her, mesela New York film eleştirmenlerinin yıllık seçimi vardır. Orada Doğu Yakası, Batı Yakası, artık farklı dünyalar ya. Çok. Los Angeles'teki film eleştirmenlerinin de yıllık listeleri farklı, onların tercihleri. Ama Altın Küre'lerin bu kadar ünlü olması, Hollywood'daki yabancı basın, yani bütün dünyanın orada temsilcileri olduğu için onların oylarıyla seçiliyorlar. Ve tabii hepsi de sinema yazarı, bu alanda uzman kişiler olduğu için onların yaptığı seçimler büyük ölçüde şeye yansıyor, Oscar'a yansıyor. Oscar'da çünkü aşağı yukarı 6000 küsur kişinin oylarıyla belirleniyor Oscar. Belki onu da yakında, yani pazartesi günü, bu pazartesi Oscar adayları açıklanacak. Şimdilik hep söylentiler var. Bunlar seçilebilir, onlar seçilebilir. Tabii dünya pazarını etkilediği için, yani hepimiz ilgileniyoruz. Burada hangi filmler var ve gerçekten iyi filmler de her sene çıkıyor. Bu o 6000 kişi tabii bütün filmleri izlemiyor. Yönetmenler kendi aralarında bir komite, bir ön seçim yapıyor. Sonra en iyi yönetmen dalındaki adayları yönetmenler oyluyor. Görüntü yönetmenleri kendi alanlarındaki adayları belirliyorlar. Bu her alanda beşer tane aday uzman seçiliyor. Sonra esas filme yeniden bir oylama yapılıyor. Ama en iyi filme gelince, orada bir ön seçim yapıldıktan sonra bütün akademi üyeleri o en iyi 5 filmi, bazı yıl 6 oluyor, bazı yıl 9 oluyor, onları izleyip oy kullanıyorlar. Öyle belirlenecek. İşte bu demin bahsettiğim filmlerin tamamı ve bunların içinde hani Netflix gibi bir platformun ve düşünün Scorsese, İrlandalı yapan, Amerikan sinemasının belki de yaşayan en büyük yönetmeni ve yaşayan en büyük iki oyuncu, Al Pacino ile De Niro başrollerde. O filmi, yani hem ticari alanda
çok iş yapacak filmleri üretiyorlar. Ama bir yandan da kaliteyi, sanat, sinemanın bir sanat olarak öneminin asla şey yapmıyorlar, göz ardı etmiyorlar. İşte onun için diyorum ya, birçok unsuru barındırıyor. Peki biz ne yapmalıyız deyince benim gözümde şu anda bu siyasal iktidarla onlar belli filmleri desteklemek yolunda tercihlerini kullanıyorlar. Mesela Oscar'a daha vizyona bile çıkmadan bir arkadaşımızın, Semih Kaplanoğlu'nun, çünkü onların görüşlerine çok yakın. Filme baktık, Bağlılık Aslı diye bir film. Kutsal aile değerlerini savunuyor. Bir iş kadını işine dönmek istiyor hamilelik süresinden hemen sonra. Ve işte bir kadın buluyor eve bakıcı olarak. O iki kadın arasındaki çatışmadan yola çıkarak o işine bağlı kadını küçümsüyor. Yani işte bu batı tipli kadın diye. Şimdi bir üstelik de bunu yapan eski böyle gazeteci, eski sinema yazarı filan, entelektüel ama şimdiki hükümetle de uyum içinde bir arkadaş. Ben böyle tercihleri oluyor. Ne oluyor? Oscar'a demin söylediğim Kız Kardeşleri seçmediler. Sektör ağırlıklı bir komitede bakanlık bunu seçtirdi. Nasıl seçtirdi? Herhalde tercihlerini ihsas ediyor o toplantıda olmadığım için. Tabii. Hemen bizim maalesef ta o zamandan bugüne, yani eski bizim Sinematek'teki tartışmalarımızdan bu yana sektörde para kazanmak derdinde olan insanların ağırlığı hala mevcut. Ve aman hükümetle aramız bozulmasın, aman o meselelere girmeyelim ve böyle böyle yaparak yeni bir sinema yasası çıkarttılar. Medyada görmüşsündür işte efendim artık bilmem Mısır paralarını nasıl paylaşacaklar yapımcıyla sinema salonu sahibi. Onun üzerine odaklandı mesele. Ama bu arada sansür ciddi bir madde olarak da girdi. Daha önce bu kadar net bir biçimde yazmıyordu. Bir polis yönetmeliğine bağlı bir uygulama vardı. Şimdi artık gerekli bulursa tamamen, yani yaş sınırlaması dışında da yasaklama getirebilecekler. Bizde şimdi burnundan kıl aldırmayan işte yılların sanatçısı filan diye lanse edilen kişiler var. Brad Pitt'e bakıyorum. Herhalde dünyanın Alaska dahil tanınmadığı noktası herhalde yok. En iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü şerefle kaldırdı. Tabii. Yani bizde olsa dalga mı geçiyorsunuz ki benimle? O filmde gibi, bu bir zamanlar Hollywood'da filminde aşağı yukarı dengelidir. İki kişi, iki kahraman. Ama işte biri daha çok ana rol kabul edildi. Ve bunu kabulleniyor. Biz de biliyorsunuz ne, imkanı yok. Ne tartışmalar oluyor, reddediliyor. Ben yardımcı mıyım falan ben diye. Kimim? Siz beni biliyor musunuz? Benim kim olduğumu biliyor musunuz? Vecdi Bey, inanın doyum olmuyor. Zaman nasıl geçti hiç anlamadım. Bir daha yapalım. Yani bir fırsatı denk düşünce. Ne zaman yani isterseniz sinemaya... Benim her zaman izlediğim kanal. Tamam, çok teşekkür ederim. Programınız, yine buradaki bazı sanat programlarını dikkatle izliyorum. O yüzden teşekkür borçluyuz. Medyada büyük bir boşluğu dolduruyor. Biz teşekkür ederiz. Zahmet ettiniz hafta sonu. Rica ederim. Efendim, yarın yine saat sabah 9'da buluşmak üzere. İyi hafta sonları diliyoruz. Hoşçakalınız.